Söz vatandaşın diyoruz. Bugünkü konuklarımız Mustafa Kasırga ve Ahmet Topuz. Öğrenci servis şoförleri ve sorunları. Söz onların. İsmim Mustafa Kasırga. Ordu Münye ilçesinde yaklaşık 15 seneden beri servis işiyle uğraşıyorum. En büyük sıkıntımız da servis çekememek, yatmak, yani şu anda yatar durumda olmak, okulların açılıp da bize hiçbir şu anda faydası olmaması. Yani bunu biz şöyle algıladık artık, yani okullar açıldı ama yine biz çalışacağız diye baka kaldık sadece. Yani okulların açılmasının da bize bir faydası olmadı. Haftada iki gün okula giden bir öğrencinin biz veliden tutup da işte şu kadar bir para talep etmemizin bunun bize bir getirisi yok. Biz şu anda yaklaşık 8 aydan beri yatıyoruz. Bu yatma dönemi içerisinde işte servis çekemeyen arkadaşlarımız, arabasının kredisini ödeyemeyenler, sevk plakalarımızı alalı yaklaşık bir sene önce olmuştur. Bir sene zaman zarfı içerisinde bu servisçiler hep sevk plakalarını krediyle aldı. Kredi destekli aldı. Kimsenin cebinde grup parası olup da gidip de sevk plaka almadı aracına. Bu arkadaşlarımız araçlarını değiştirdi. İşte bunun üzerine bir de sevde kaldılar. Ben de aldım yani bunun içerisinde. Ama ne yaptık biz? Ödeme zamanımız geldi. Pandemi dönemi girdi. İşte bu yükler bize ağır gelmeye başladı. Servisçilerimiz şimdi araçlarını da değiştirecekler. Böyle sıkıntılar da var. Ama biz de kredimizi ödeyemedik ki. Servisten de para kazanamadık. Şu anda biz hepimiz yatar halindeyiz. Bizim şu anda acilen bizim yani bir yardıma ihtiyacımız var. Bu yardım bütün servisçi arkadaşlarımıza lazım yani. Bu sadece servisçilikle geçinen arkadaşlarımız var. Cebine, evine, yani evine bununla ekmek götüren sadece servisçi arkadaşlarımız var. Bunların durumu şu anda çok vahim. Bu adamların emin olun ki yani cebinde gerçekten parası yoktur yani. Ki bu adam nasıl evine ekmek götürecek? Şu andaki durum belli. Bu arabanın trafik sigortası, bandrolü, işte ne bileyim, muayenesi vesaire bir sürü giderimiz var bizim. Lastiğimizden tutun da her şeyimizin gider. Bir aracın yağ bakımı en kötü şartlarda 1,5 liraya, en kötü şartlarda 1,5 liraya. Burada benim gibi nice arkadaşımız var. Ben burada sadece kendimi anlatmaya geldim. Bu arkadaşım kendini anlatmaya geldi. Ama nedir? Bizim gibi niceleri var. Ya biz sesimizi bir şekilde duyurmak zorundayız. Artık biz boğulduk, bunaldık yani. Çünkü neden? Para kazanmadığımız bir işi yapmak istemiyoruz. Ne yapalım? Gidip bedava satalım mı plakamızı? Gidip bedava satalım mı arabalarımızı? Alan da yok. Kim alacak böyle? Yani olmayan bir şeyi kim alacak? Yani? Piyasada adı sana olmayan bir şeyi kim alacak? Tamam. Çok büyük bir pandemi döneminden geçiyoruz. Bu bizim için çok mu iyi? Hayır. Çok berbat bir olay yani. Ama biz bu pandemi döneminde de yani birazcık da elimizden tutulsun istiyoruz yani. Bizim şu anda kredimiz var. Benim kredim var şimdi. Kredim varken para alamıyorum. Bankadan kredi kullanamıyorum. Neden? Senin kredin var. Sen kredi kullanmışsın bir sene önce, iki sene önce. Ben pandemi desteklerinden yararlanamıyorum. Neden? Sen kredi kullanmışsın. Ya ben kredi kullanmasam bu plakamı alamıyordum ki zaten. Yani böyle bir eksiklik var yani. Bu bankaya gittiğimiz zaman bankacı benim esnaf değerimden tutması lazımken yeri geliyor yüzüme bakmıyor yani. Böyle bir sıkıntılarımız var bizim. Bunu bütün esnaf arkadaşlarımız bu konuları yaşıyor yani. Sıkıntıları yaşıyor. Biz bu sıkıntıların bir an önce önüne geçirmesini istiyoruz yani. Bu geçilmezse bu bizim esnafımızın bitmesi an meselesi yani. Bitecek gibi yani. Çok berbat bir durumdayız şu anda. Ki bu hala bu şekilde devam ederse durumumuz gerçekten çok kötü. Ben Ahmet Topuz. Öğrenci servisiyle uğraşıyorum. Arkadaşım Mustafa Kasırga'nın fazla bir ekleyeceğim bir şey yok. Ama mevcut sorunlarımız anlatmakla zaten bitmez. Bunu ne kadar anlatsak da çoğunun çözüme ulaşmayacağını, duyulsa da kulak ardı edileceğini biliyoruz. Ama biz gene de derdimizi belirtelim. Arkadaşım da bir sürü konudan bahsetti. Bizim kredilerimiz, vergilerimiz, bizim her şeyimiz işte, bunlarla alakalı hiçbir destek yok. Hiçbir türlü 8 aydır bir gelir elde etmiyoruz. Ama bizden talep edilenler, ödememiz gerekenler bizim hanemize borç olarak yazılmaya devam ediyor. Bu konuda hiçbir destek göremiyoruz. Kredi çekme konusuna değindi arkadaşım.
Evet, daha önceden kredi çekmişlere kredi vermiyorlar. Dediği gibi bankalara gidiyoruz. Bırakın bize esnaf olarak kredi vermeyi, kolumuzdan tutup dışarı atmak istiyorlar. Yani. Çünkü bizde bir gelecek göremiyorlar. Biz de kendimizde bu gidişatta bir gelecek göremiyoruz. Bu esnaf, yani en azından arabacı esnafı şu an batışa doğru sürükleniyor. Batışa ve bitişe doğru sürükleniyor bu gidiş. Ha bu, bundaki suç, en büyük suç, hastalığın böyle gidişatıdır. Buna diyecek bir şeyimiz yok ama hastalığın ve bu tarz gidişatında bazı esnaf kollarına, bazı devlet, bazı kurumlara sahip çıktı ama minibüsçü esnafına pek fazla sahip çıkmadı. Arkadaşımın dediği gibi bizden çok şey isteniyor. Bizim arabalarımızın yaşları doluyor. Belirli bir yaştan sonra bu model arabalarla servis çekmeyin deniliyor. Tamam. Mesela benim arabamın yaşı seneye doluyor. Ben 1,5 senedir çalışmayıp seneye araba değiştirecek duruma gelemeyeceğim. Araba değiştirecek duruma gelemeyeceğim. Bunun için bana hiçbir fırsat sunulmuyor. Bundan birkaç sene önce taksici esnafına yapıldı. %45 indirim denildi, KDV'si iptal edildi, şu oldu, bu oldu. Arabanızı değiştirin. Arabanıza binen müşteriler güvenli olsun, kendini güvende hissetsin denildi. Benim arabama binen müşteriler daha değerli. Benim arabama bu milletin geleceği, çocukları yönelik. Aynı imkanların bana da sunulmasını isterim. Aynı şartların bizde de oluşmasını isterim. Ama dediğim gibi bize karşı sunulan bu kadar güzellikler yok. Biz hep kahrını çekiyoruz bu işin. Ceza konusunda ilk cezayı biz yeriz. Borcumuz ödenmediğinde zaten yol üzerindeyiz. Direkt bizim arabalarımız bağlanır. Yani bizim olan borcumuzu ödememe şansımız yok. Ama nasıl ödeyeceği hiç düşünülmüyor, hiç sorulmuyor. Biz servisçi ya da servisçi demeyeyim, minibüsçi esnaf olarak bu ülkenin gerçek yükünü çeken insanlar olarak çok yalnız bakılıyoruz. Çalışmayan insanları tespit edip zaten bir ödemeler yapıldı ama bunun da pek adaletli olduğunu göremedik. Ben 8 aydır hiçbir destek alamadım. Ve benim bu işten başka yani vergi reformunda ya da ticari kimliğimde yazan hiçbir işim yok. Başka bir yerden hiçbir gelirim yok. Buna rağmen ben hiçbir destek almadım. Olmasını illa ki istiyoruz. Bunun olması için çok söyledik, çok dile getirdik ama olmadığını da görüyoruz. Olsa illaki yok. Sadece ben bunu kendim için demiyorum. Benden daha çok ihtiyacı olan insanlar varsa araştırsın, önce onlara versin, verilsin. En son bana gelsinler, bana versinler. Biz artık bize öğretilen kazanmadan yaşamayı öğrenmeye başladık. Dünyada 170 tane servis esnafı var. Bunlardan düzenli çalışan 20-30 tane, yani 10'da 1'dir. 30 bir arası anca çalışır. 10 kişiden 1 kişi çalışabilir. Şu an mevcut işini idare ettirenler onumuzdan birimizdir. Bir de okulun, yani öğrencinin okula gelme zorunluluğu yok. Yani bu 2 günde olsa bu çocuğun okula gelme zorunluluğu yok. O yüzden de zaten 2 gün sayı araştırıp doldurabilecek sayıya ya da o işe gittiğimizde bizi kurtarabilecek rakamlara ulaşma şansımız yok. Yani biz tam aylık değildi. Yani mesela 2 günde öğrenciler mesela normalde bir güzergahımız vardır. Mesela nedir? Aylık öğrenci 200 lira ayda duruyor. Biz bu çocuktan 2 güne 100 lira parayı bile zor istiyoruz. Mesela yani 100 lira parayı zor diyoruz yani. Ama biz bunu zaten çocuk ne oluyor bu sefer? Gelme zorunluluğu olmadığı için bu öğrenci sayısı tutuyor. Mesela benim aracım 20'likse 16'lara düşüyor, 15'lere düşüyor. Gelme zorunluluğu olmadığı için. 15 kişiden alacağım para zaten yakınıyla birlikte beni kurtarmıyor. Pandemi döneminden sonra mesela bizim araçlarımızda işte istenilen bir sürü temizlikler, bu normalde de var bizim araçlarımızda ama yani şu pandemi döneminde daha sıkı. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim araçlarımız denetleniyor. Aracı servisi biz şimdi 3 ay normalde okulda açık olduğunda yazın 3 ay bir yatış dönemimiz oluyor. O yatış döneminden yeni okul sezonuna başlarken araçları o sezonki servis çekmesini hazırlamak için belirli giderlerimiz oluyor. Bu giderleri de zaten 3 aylık bir periyot olduğu için bizi pek zorlamıyor. Ama 8 aylık çalışmamanın üzerine şimdi servis çekmeye arabaları hazırlayacak imkanımız da durumumuz da kalmadı neredeyse.